Merhabalar. Yine güzel bir programla karşınızda olacağız. Biliyorsunuz ICT Medya TV için Ufuk Batum ile girişimcilik sohbetleri yapıyoruz. Tabii doğal olarak ekosistemin en önemli aktörlerini, başta girişimcilerini, mentorlarını davet ediyoruz, danışmanlarını davet ediyoruz. Ve Türkiye'de zaten el birliğiyle hep beraber ileriye götürmeye çalıştığımız girişimcilik ve yenilik ekosisteminde zaten heyecanlı şeyler oluyor. Büyümeler, dünyaya açılan şirketler, ihracata başlayanlar. Bunun tabii KOBİ'ler tarafında da önemli yansımaları var. Bugün de değerli dostum, hem de ekosistemin tanıdığı birisi, bir danışman, bir mentor ve üniversitede hem de girişimcilik dersleri veriyor ama belki konu yavaş yavaş oralara kayacak. Ama biz aslen onun tabii yaptığı işlerinden bir tanesi olan makine sektöründe neler görüyor, onu nasıl ihracat alanında değerlendiriyor. Çünkü son dönemde önemli bir çıkış yaptı. Haktan Sevsay bugün bizimle beraber olacak. Haktay, programa hoş geldin. Merhaba hocam. Merhabalar. Şimdi böyle belki birkaç cümleyle seni tanıyalım, bir ısınalım programa. Okey. 1977 doğumluyum. İktisat eğitimi aldım. Yine bu alanda yüksek lisans doktora çalışmaları yaptım. Uzun süre, 8 yıl kadar diyelim, hem kamuda hem özel sektörde çalıştım. 10-11 yıldır da kendi işimi yapıyorum. Bunun ilk 7-8 yılı danışmanlık sektörüne hizmet verdik. Teknoparklara, startuplar için mentorluk hizmetleri, bölgesel kalkınma hizmetleri. Hem kamuya verdik hem özel sektöre, daha çok KOBİ'lere. Ama 2 yıldır da sıcak para işlerini tırnak içerisindeyiz. Makine ihracatı yapmaya başladık. Kendi geliştirdiğimiz bir iş modeliyle makine ihracatı yapıyoruz. Bu makine, ben de makine mühendisiyim. Evet. Hem o boyutuyla beni enterese ediyor, hem de daha önemlisi Türkiye iyi bir makine üreticisi. Evet. Bunu böyle genel çerçevede söylemek mümkün ama bizzat da işin içine girince problemler yaşanabiliyor. Çünkü makineciler az sayıda dünyaya kendi başına açılabilecek, çıkabilecek, işlerini yapabilecek az sayıda şirketimiz var. Ama çok sayıda da o kıvama henüz gelmemiş ama potansiyeli olan şirket var. Ben özellikle bugünkü sohbetimi iki eksene oturtmak istiyorum. İzninle. Birincisi, içeride üretimde, bunun teknolojisinde, bunun patentinde, bunun fikri mülkiyet haklarında ne görüyoruz, ne var? İkincisi de yurt dışı, müşteri ayağı, son kullanıcı ayağı, pazarlar nasıl gelişiyor? O pazarların beklentisiyle bizim burada üreticilerin yapabildikleri arasında. Sen çok kritik bir iş yapıyorsun. Yakından tanıdığım için, izlediğim için. Sen zaten açacaksındır onu. Aslında bu iki tarafı bağlayan ve süreci yöneten, süreci götüren, işi olduran ve aslında sonuçta da ülkeye de dolar kazandıran, yani döviz kazandıran, yani ihracata imkan veren de bir misyon yapıyorsun. Şimdi biraz böyle bizim makine sektörüyle ilgili deneyimlerini paylaşır mısın? Tabii. O zaman kurduğunuz eksenler üzerinden gidelim. İlki teknolojik seviye, durum. Şimdi bizim makine sektörümüzün çıkışı ya tersine mühendislik veya patenti, fikri mülkiyet hakları satın alınmış, çizimleri satın alınmış projeler. Zamanla bu ilerletilmiş, gelişmiş ama asıl teknolojinin kaynağı bizde tersine mühendislik. Fakat baktığımızda şunu görüyoruz. Yani biz bu makine sektörünün önde koşan firmaları var. Bu önde koşan firmaların bulunduğu ülkeler var. İşte benim daha çok bulunduğum dolum sektöründe Almanya önde koşuyor. Onu takiben İtalya geliyor. Bir miktar Amerika'da var ama nispeten geri ve tabii Çin var. Almanya teknolojinin gündemini belirleyen, Almanya, Fransa, bunlar teknolojiyi belirleyen ülkeler halen daha makinede. Biz bunların iyi tersine mühendislik yapıyoruz ama son yıllarda sadece tersine mühendislik yapmıyoruz, üstüne bir şey koyuyoruz. Yani taklit ettiğimiz makinede orijinalde olmayan, yeni sürümlerinde de olmayan bazı özellikler ekleyebiliyor bizim mekanistlerimiz, mühendislerimiz, ustalarımız. O nedenle sadece kopya eden değil de artık yeni bir şey ortaya koyan,
bir şeyi de var, tarafı da var teknolojimizin. En ileri değiliz. En iyi değiliz. Fakat kesinlikle söyleyebilirim, Çin'den özellikle daha kaliteli ürünler üretiyoruz. İtalyanlarla, İspanyollarla başa baş ürünler üreten çok sayıda firmamız var. Teknolojik seviye olarak, genel olarak bunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz, benden daha iyi biliyorsunuz, makine sektörü çok geniş. Ama genel karakteristiği olarak teknolojik level nedir dersek bunları söyleyebilirim. Şimdi birçok sektörümüzde olduğu gibi aslında Türkiye genelinde de bir finans problemi var. Yani şirketlerimiz ailelerde, bireylerde böyle, kamuda böyle bir tasarruf sorunumuz var. Bu Cumhuriyet tarihinden beri de böyle ama öte yandan da hızlı büyüme iştahımız ve batı ile arayı kapatma heyecanımız var. O zaman da borçlanarak bir şeyler yapmak durumundayız veya farklı iş modelleri. Ben bir Türk-Japon zirvesine katılmıştım. Orada çok net görmüştüm. Hatta bunlar Japon temsilciler tarafından da bazen üstü kapalı, bazen daha açık ifade edildi. Yani özellikle makine sektöründe işbirliği arayışı var. Çünkü Japonlar bölgede, Afrika'da, belli ülkelerde, Asya'da rekabetçi olamıyorlar. İtalyanlar falan da biraz öyle. O açıdan yani Türklerin kıvrak, daha agile, daha çevik ve daha rekabetçi fiyat anlamında üretim ve tasarım altyapısından da istifade etmek istiyorlar. Bunlar belki bilmiyorum zaman içerisinde şirket evliliklerine, birleşmelerine, iş birliklerine imkan verir mi? Ne dersin? Olabilir ama daha zamanımız var gibi duruyor. Çünkü bizim makine firmalarımız genellikle aile firmaları, top firmaları. Ona bir miktar daha şey var. Bir de hocam çoğu makine de yani standart üretim değil. Yani makineden makineye farklılık arz ettiği için ölçeklenebilir olmadığından evliliklerde bir miktar sorun olabilir ama şey olabilir, cooperation olabilir. Yani bizimkiler onların markası altında daha fazla üretim yapabilirler. Bunun da bir takım avantajları olabilir. Çünkü çok doğru söylediniz. Kalite olarak biz Avrupa'ya bir hayli yaklaştık. Fakat fiyat olarak ve maliyet olarak onların çok altındayız. Maliyet olarak çok altında olduğumuz için daha iyi fiyat teklifleri yapabiliyoruz müşterilerimize. Bu nedenle özellikle Afrika'ya ve Orta Doğu'ya, meslektaşlarımın Orta Asya'ya, hatta Doğu Avrupa'ya ciddi makine sektöründe, benim bulunduğum alt dalda dolum, paket, ambalajlama makinelerinde çok ciddi ihracat yaptığımızı gözlemliyorum ve rakamlar da bunu söylüyor. Bu yıl makine ihracatımız arttı. İstatistiklerden takip ediyoruz ama asıl beni sevindiren, yani beni bu şaşırtmadı. Ben görüyordum şeyi, ilerlemeyi. Ama asıl beni sevindiren bir miktar Avrupa'ya da makine ihracatımız artmış. Çünkü Avrupa'da yoktuk biz. Şimdi olmaya başladık. Biz de Avrupa'ya ihracat yapmayı başardık. Başaranlardan birisiyiz. Oraya tabii ihracat yapmak daha zor. Ve sadece fiyat, teknoloji düzeyi yetmiyor. Başka unsurlar da devreye giriyor. Oralarda zayıfız. Evet, yani şimdi aslında biraz da ihracata başlıyoruz. Yani tartışmaya, konuşmaya. Ben uzun süredir, şimdi bu tabii hükümetin yeni ekonomi modelinde de öne çıktığını görüyorum. Ben de kendi adıma seviniyorum uzun yıllardır. Türkiye'nin tek bir modeli olabilir. O da dış ticaret fazlası vermek. Yani ihracat odaklı düşünmemiz lazım. İhracat odaklı tasarım yapmamız lazım. İhracat odaklı üretmemiz lazım. Bu doğal olarak döviz kazancını, bu döviz dolarizasyon baskısını da azaltacağı gibi pazarı çeşitlendirmiş de olacağız. Zaten şimdi aralığın yarın son günü, bugün sondan önceki günü, yakında birkaç gün içerisinde aralık ihracatı da açıklanacak. Artık Türkiye son 3-4 aya bakarsak 20 milyar doları aylık, 20 milyar doları. O hesaptan bakarsak 240'lara, 250'leri zorlayacak bir ihracat seviyesindeyiz. Bu yani yakın zamana kadar pandemi öncesi 180'lerdeydi. Yani Türkiye bir anda 70 milyar dolar, 60 milyar dolar üstüne koyabilmiş gözüküyor. Şimdi hem bizim çevikliğimizi, hem şartları, sen de sanayinin içerisinde çok dolaştın, çok piştin, çok deneyim topladın. Network'ün de geniş.
bir tarafıyla Sakarya, Düzce, Aksı, Gebze oralardasın. Bir tarafıyla Antep'ten Konya'ya kadar dolaşıyorsun. Bir taraftan Manisa, İzmir bölgesini iyi biliyorsun. Yani üretim, üretim, üretim. Şirketler bu pandemi döneminde bile yatırımlar yaptılar. Makine yatırımları, kapasite artışları. Bunun önümüzdeki yıl inşallah istihdama da yansımasını umut ediyorum. Ama çok somut hemen karşılık aldığımız şey Çin'den bazı işler bize doğru kaydı. Hem çevik davrandığımız için hem maliyet avantajımızdan dolayı hem de hızlı tedarik sağlayabilme. Şimdi bütün bu perspektifte sen tabii bir de dergilere de yazılar yazıyorsun. Görüş soruyorlar, ihracat. Böyle ihracatı hap halinde bize anlat ya da beş adımda bize anlat gibi yaklaşımlar oluyor. Biraz ne görüyorsun? Bizim bu aile işletmeleri büyüyen KOBİ'lerde neler eksik? İhracatı daha da iyi yapabilmeleri için, daha iyi fiyatlayabilmeleri, daha iyi müzakere edebilmeleri için ne eksik, ne fazla, neler olması lazım? Evet, şeyde de bir dergide de yazdım. İsmini söylememde sakınca var mı? Yok, sanmıyorum. Platin dergisinin bu sayısında da yazdım. Bu benzer bir soru gelmişti hocam. KOBİ'lerin ne yapması lazım diye. Öncelikle yine söylediğiniz bir şeyin altını çizeyim. Ulaştırma faaliyetleri bizim ihracatçılarımız, yani lojistik problemleri ve lojistik global lojistik maliyetlerindeki artışlar bizim için özellikle Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu pazarı için yeni fırsatlar oluşturuyor. Çünkü Çin'den bir konteyner mal getirmenin maliyeti 20 bin dolara çıktı. Bu nedenle sadece makine değil, özellikle yükte ağır, ağda hafif olan daha katma değerli düşük ürünlerde bizim bir ülke olarak bir avantajımız oluştu. Biraz bu makine sektörü bundan ağrı. Çünkü makinenin katma değeri yüksek olduğu için çok lojistik maliyetlerinden yani bir yere kadar etkileniyor. Lojistik pahalı da olsa en nihayetinde asıl önemli olan makinenin fiyatı, kalitesi ve satış sonrası hizmetler. Şimdi bizim KOBİ'lerimizin dışa açılmasında şeye baktığım zaman, sorunlara baktığım zaman bir kere şunu görüyorum kendi sektörümde. Makine sektöründe biz çok ürüne odaklıyız. Kendi yaptığımız ürünü sunmaya, onu daha iyi anlatmaya çalışıyoruz. Oysa odaklanmamız gereken şey öncelikle başlangıç noktamız müşterinin ihtiyaçları olmalı. Müşterinin ihtiyaçlarını çok iyi algılamalıyız. Ve bunu yapabilmek için de görüşme, yani sıcak görüşmeye ihtiyacımız var. Pazarlama teknolojilerindeki gelişmenin boyutu ne olursa olsun makine sektörü B2B bir iş. Yani nihayet tüketici almıyor bizim yaptığımız makineleri. İnsanlar evine koymuyor paketli o makinesi. Fabrikalar alıyor. Ve B2B işler her zaman yüz yüze olması, birebir olması gereken işler. Bu nedenle müşterileri ziyaret etmek lazım. Doğru fuarlara katılmak lazım. Sadece kendi sektörümüzün fuarlarına katılmamamız lazım. Yani danışmanlık yaptığım yerlerde bunu hep söylüyorum. Sadece kendi sektörlerinizdeki fuarlara katılmayın. Çünkü ne oluyor? Öyle bir fuara gidiyorsunuz. İşte İstanbul'da X fuar var, Dubai'de Y fuar var, Almanya'da Z fuar var. Evet, orada 50 tane, 100 tane rakibinizle aynı koridor üstünde yan yanasınız. Zaten müşterinin kafası karışıyor. Bence iyi bir taktik değil. Orada olmak lazım. Ama ekstra yerlerde olmak lazım. Örneğin dolum sektöründeyseniz, deterjan makinesi yapıyorsanız deterjan fuarında olmak lazım. Veya deterjan firmalarına kimyasal satan bir firmasınız. O zaman sadece kimya fuarında değil, ambalaj fuarında da olmanız lazım. Çünkü ambalaj fuarına bütün deterjancılar gelir. Bu bana şunu çağrıştırdı. Teknik tekstil yapan bir firma ile çalışıyorum. Onlar bir geleneksel senin söylediğin gibi rakiplerin de olduğu ürünlerini teşhir edebilecekleri fuarlara gidiyorlar. Aynı koridorda ya da karşılıklı rakipler birbirine bakıyor. Ama geçenlerde özel bir robot kılıfı üretiyorlar. Ve tamamen terzi usulü. Pahalı da ürünler bunlar. Robotçuların katıldığı bir fuara gidince çok sükse yaptılar. Evet. İşte onu söylemek istiyorum. Evet, bravo. Çok güzel. Net oturuyor. Evet. Buna dikkat etmek lazım. Ve müşteri profilini iyi analiz edip
o müşteri profilini nerede yakalayacaksak o fuara gitmemiz lazım. Yani belki bir fuar çok gözde bir fuar olmayabilir Afrika'nın bir yerinde. Ama bizim müşteri kitlemiz atıyorum Sierra Leone'de, Togo'daysa, Benin'deyse ve fuar Nijerya'daysa ve oradan katılım varsa bizim oraya gitmemiz lazım. Bu alanda da teşvikler çok. Ve gittikten sonra, görüştükten sonra müşteriyle mutlaka onu takip etmemiz gerekiyor. Ve mutlaka yerinde görmemiz gerekiyor. Yani biraz yani kendi sektörüm için, her sektörde böyle olmayabilir ama yani müşterinin sıkıntısını, sorununu, yani o makineyi, o üretim hattını biz zaten makineden ziyade hat olarak, bütün olarak satıyoruz. O üretim hattını neden almak istiyor? Ya elindeki mevcut hattan memnun değil, ya üretim kapasitesi sınırlı, ya istediği maliyeti üretemiyor. Yani ama neden? Bunu anlayıp bizim ürünümüzde, ürünümüz bunu karşılıyorsa veya karşılayan taraflarını teklifimizde, pazarlık aşamasında ön plana çıkarmamız lazım. Ben bazen çok büyük hayretle görüyorum, karşılaşıyorum fuarda meslektaşlarımla. Elinde çözümü var, müşterinin sorunu belli, o çözümü anlatmıyor. Genel olarak teknik özellikleri anlatıyor. Çünkü mühendis kökenli şeye takılmış. Yani o makinenin kapasitesine, yapabilirliklerine takılmış ama o yapabilirliklerin içinde şey var. Müşterinin asıl istediği sorunun çözümü var. Onu öne koyması lazım. Onu öne koyamıyor. Veya bazen hiç anmıyor. Ufuk Hocam bunu ben şeyle gördüm yani hayretle müşahede ettim bunu. Çünkü yeterince dinlemiyor. Dinlemediği için de iyi satış çok anlatmaktan geçtiğini düşünebiliyor. Değil. Ezbere ne girdiyse A'dan Z'ye ezberi anlatıyor ama aslında orada odağını kaybediyor. Evet. Sen yine genel anlatabilirsin. Daha sonra fırsat olur. Anlarsan, eğer anlarsan talebi, gerçek ihtiyacı, problemi. Bir dakika. Ben size uzun sunumu biraz sonra yaparım ama şurada öyle bir şey var ki sizinkini tam çözüyor bu. Demek lazım. Evet. Duymak istediği şey yok. Onu atlıyoruz. Bunun için de yani ziyaret etmek, sorunu iyi anlamak, oradaki idarecilerle konuşmak, yeri mümkünse yerinde görmek bunlar önemli. Yani iyi anlamak lazım ve çok doğru söylediniz. Yani anlatmaya odaklıyız, dinlememiz lazım. Dinlemek, önce dinlemek. İkinci safhada sorun anlaşıldıktan sonra işte bu sorunları çözebileceğimizi çözme kabiliyetimizin olduğunu ön plana çıkaran bir teklif hazırlamak. Yani görsel olarak da iyi bir teklif hazırlamak. Ben bu konuda da firmalarımızı zayıf buluyorum. Yani KOBİ'lerimizi, küçük firmalarımızı, büyükler tabii şey değil de yani KOBİ'ler, siz KOBİ'leri sorduğunuz için KOBİ'leri söylüyorum. Tabii. Orada, burada da zayıfız. Bir de şu var, bunu iyi ifade etmem lazım. Siz de bana yardımcı olun. Müşterinin sorunu bir bütün haline düşündüğümüz zaman bizim sunduğumuz makine, üretim hattı veya ürün o sorunu belki kısmen çözüyordur. Sorunun tamamen çözülmesi için gerekli parçalar bizim alanımızın dışında olabilir. Örneğin deterjan üretim hattı yapıyorsunuz. Veya içecek hattı yapıyorsunuz. Arabalı su dolduran bir hat yapıyorsunuz. Tamam, teknik olarak mükemmelsiniz ama başka problemleri de var. Örneğin rengi bozuluyor ürünün veya üründe topaklaşma oluyor. O zaman müşterinize sadece iyi bir üretim hattı vermeyin. Ona şikayet etmeyeceği kalitede bir aroma bulalım. Yani sadece hat vermeyelim. O suyu, aromalı suyu iyi üretebilmesini sağlayacak aromayı da verelim yanında. O konuda yardımcı olalım. Yani ticaretini yapmak zorunda değiliz. Yapabiliriz, yapmayız. Ama yardım. Çünkü bizim verdiğimiz ürün sorunun bir kısmını çözüyorsa, sorunun çözülmesi için gerekli diğer komponentler bizim dışımızdaysa, biz teklifimize bunları da çözebileceğimize veya bunların çözümüne yardımcı olabileceğimize dair hususlar ilave edersek, örneğin iş gücü, yani adamın parası vardır ama ülkesinde o bizim hattımızı işletecek personeli yoktur. O zaman personeli de sağlamak, yani yanında bunu da vermek, çözümü vermek.
makineyi değil, çözümü vermek. Bizim şeyimiz bu, anlayışımız bu. Bunu da ben... biraz kavramsallaştırırsak iki şey ortaya çıkıyor. Bir tanesi end to end, yani uçtan uca bir çözüm. O şu evet. anlama da gelebilir. Yani mesela ana makineyi verdin ama o makinenin yaptığı işten sonra bir paketleme ihtiyacı da var. Bir etiket yapıştırma ihtiyacı var. Neyse, orada küçük makineler de olabilir. Belki ürün gamı itibariyle onlar daha kolay. Onları da yapabilirsin veya onları yapan firmadan alabilirsin. Alabilirsin. Bir, böyle bir end to end çözümü. Yani çünkü alıcılar, karar vericiler, şirket sahipleri o makineleri üretimde kullanacaklar. Şöyle düşünürler. Bu makine bununla konuşur mu? Bu makine evet. bununla uyumlu mu? Bir evet. Ürün gamı itibariyle. İkinci söylediğim ise bir reçete meselesi. Yani orada kullanacağı ham madde veya ona katacağı bir parfüm, işte sen ona ne dedin? Aroma. Aroma dedin. Orada ona bir know-how verebiliyorsan, bir beyan, niyet beyanı ediyorsan, ben yardımcı olurum sana, ya Türkiye'yi tamamen tanıyorum, ben sana bulurum, ya tanıştırırım ya benim üzerinden kar da koyarım veya koymam. Bak kar koyuyorsam da o tip ürünlerde, bak %5 bir, %7 bir yönetim karı koyuyorum. Orada da şeffaf olmak da iyi olabiliyor. Bu kesinlikle şeffaf olmak lazım. Makinede tamam, o senin kendi işin. Hani kar marjını söyleyemezsin. O zaman pazarlık tabii. olur. Daha fazla tasarruf ister. Ama öbür yan ürünlerde bence açık oldukça güven ve tabii. sürdürülebilir bir ilişki kuruyorsun. Ya tabii biz mesela öyle yapıyoruz ve o tarz verdiğimiz hizmetlerde sadece idari maliyetlerimizi koyuyoruz üzerine. Yani eğer bir damacana makinesi vermişsek damacana şişesinin de bulmasına yardımcı oluyoruz. Ve öyle bir ticarette yardımcı olduğumuz zaman çok ona küçük bir kar koyuyoruz. Karımızı da söylüyoruz. Deterjan hattı vermişsek deterjan kimyasalları da buluyoruz müşterimize. Çünkü benim hattı vermem onun üretime geçmesini sağlamıyor. O diğer kaynakların temininde de sorunlar varsa ve bu sorunları çözmek benim kapasitem dahilindeyse, beni zorlamayacaksa ya çözüyorum ya çözüttürüyorum veya çözebileceği adrese, güvenilir bir adrese yönlendiriyorum. Dolayısıyla hani bizim belki biraz bu iş modelimiz, biz tam end to end dediniz, belki öyle yapıyoruz ama bir miktar firmalarımızın da müşterinin sorunundan hareketle ona olabildiğince çözüm dolu olarak gitmelerinin satışta çok kritik bir rol oynadığını düşünüyorum. Tabii satışta da bitmiyor. Satış bitti oldu. Zamanında teslimat yapmak ve istenilen kalitede teslimat yapmak. Bunun için her aşamada kontrol edilmesi gerekiyor. Ürünün zamana uymadığının, yetişip yetişmeyeceğinin. Yani olur yetişmezse müşteriye zamanında bunu bilgilendirmek gerekiyor. Bir aksilik oldu, herhangi bir aksilik oldu. Yani müşteri olabildiğince az sürprizle karşılaşmalı. Ben bu noktada sektörümüzde biraz şey görüyorum. Sorun geliyorum. Yani planlama noktasında şeylerimiz var. Zafiyetlerimiz var. Bunu görüyorum. Üretimi yaptık. Teslimatı bitirdik. İş bitmiyor. Pazarlama da bitmiyor. Çünkü siz benden daha iyi biliyorsunuz. Artık satış sonrası destek, hizmetler de pazarlamanın bir parçası. Çünkü devamlılığı belirleyen o. Satış bitti. Müşteri üretime başladı. Soruları olabilir. Aksayan taraflar olabilir. Bozulabilir. İşte ona doğru zamanda servis sağlayabilmek, destek olabilmek, bunlar sizin daha sonra tercih edilmesinizde önem arz ediyor. Ben burada da biraz düşük puan veriyorum. Hem kendime hem meslektaşlarıma. Burada daha ilerletmemiz, biz nispeten iyiyiz ama daha da ilerletmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum, taraflar olduğunu düşünüyorum. Ha bütün mesela rakiplerimizden İtalyan firmaları öyle mi? Değil. Aradılar, pandemide telefonlarına çıkmadılar. Bazı yurt dışındaki rakiplerimiz. Ama biz pandemi demedik, gittik, sorunları çözdük, ilgilendik. Bir miktar bir tık daha iyi olabileceğimizi, geliştirmemiz gerektiğini bizi kendimizi düşünüyoruz bu noktada. Ben Amerika'da ve Fransa'daki iş hayatım B2B yaptık. Yani hep kurumsal müşteriler, son kullanıcıya değil, daha doğrudan sanayicilere, işte otomotiv sektörüne ve benzeri diğer alanlara. O işin de kendi dinamiği vardır. Yani deneyimimle senin anlattıkların tam örtüşüyor. Bir kere bu ilişki kurmaktan kaçmamak lazım. Ve hatta bundan keyif almak lazım. Farklı kültürlerde, farklı ülkelerde müşterilerin var.
hep de problem olduğu zaman aman dur ben geliyorum değil, problem olmadığı zaman da görüşmen lazım. Tabii. Yani senin için başka ne yapabiliriz? Bakayım tabii. Bir makine tıkır tıkır çalışıyor. Ya bunun bir küçük videosunu çekelim de bir yerde kullanalım da eğitimlerde de başka. Yani olumsuz zamanda da tabii hep çıkman lazım karşısına. O İtalyanlar bence onu kaçırdı. Avrupa kaçırdı. Yani kimse kimsenin şeyine bakmadı, yardımcı olmadı. O zaten belki de 60 milyar dolar bu pandemide eğer ihracatımızı arttırdıysak, atıyorum 170-180'lerden 230'lara geldiyse, bu biraz da bunlardan işte iştahlıyız. Yol yöntem daha da çok öğrenmeliyiz. Belki pazarlama ekibimiz zayıf. Satış sonrası faturayı kestik, yolladık. Bitti. Yok öyle bir şey ödedi. Yok. Kurmak için gitmemiz lazım. Hadi gittik, kurduk, son dilimi aldık, iş bitti zannediyoruz. Ya işin bundan sonraki esas başlayan kısmı. Herkes evet. İki tane makineyle başlar, üretenler. 12'ye çıkar, bir bakmışsın 60 makinesi var. Yani niye sen 60'ında 60'ını sağlamayasın? Biraz planlı bakmak lazım. Uzun dönemli ilişki kurmak lazım. B2B biraz onu gerektiriyor. Bizim KOBİ'lerimizde uzun dönemli bakış konusunda şeyler var, sıkıntılar var. Bu bir gerçek yani. Kalite iyi, fiyat iyi, teknoloji iyi. Ama bu tarz uzun dönemli yaklaşımları dikkate almıyoruz. Bunları dikkate almadan fiyatlama yapıyoruz. Sonra satış sonrası servisler için gerekli kaynak elde olmuyor. Şimdi bu da var. Bunlara dikkat edilmemiş atlanmış zamanda ama giderek firma daha fazla firma bunu öğreniyor. Şey var, iyiye gidiş var. Kötü olduğumuzu söyleyemem ama bu dikkat edilmesi gereken KOBİ'ler için. Büyüklerde zaten böyle sıkıntılar yok ama KOBİ'ler için dikkat edilmesi gereken şey. Ve çok önemli bir nokta, iyi zamanda da görüşmek. Çünkü orada sizin sunduğunuz teknolojiyi kullanan müşterinin personeli, operatör vesaire, bunlarla konuşmak sadece müşteriyle değil, müşteri adına kullanan çalışanla, son kullanıcı, bununla görüşmek önemli. Çünkü en iyi inovasyon fikirleri oradan geliyor. Bazen operatör diyor ki ya şu şöyle olsa iyi olurdu. Bakıyorsunuz o çok basit bir şey, çok düşük maliyetli bir şey ama büyük fark yaratan bir şey. Özellikle kullanıcı açısından. O sizi ayrıştırabilir rakiplerinizden. Rakiplerinizde olmayabilir o özellik. O nedenle dinlemek, konuşmak, onların fikirlerini müşteriden feedback almak. Dediğiniz gibi hocam, sadece bozulunca servise gitmek değil, iyi zamanda da ziyaret etmek önemli. Biraz evvel şey söyledin, onu çok önemsiyorum. Dedin ki satış sonrası hizmetler öngörülmediği için belki de aman işi kaçırmayayım, en yavan haliyle bir fiyat vereyim de alayım işi. Tamam, iş alındı, yapıldı. Ama satış sonrasına bir bütçe konmadığı için, öngörülmediği için fiyatın içerisine, o zaman da o bir maliyet gibi sırtında kambur gibi oluyor. Oysa biraz iş yaptıkça, biraz özellikle gelişmiş pazarlara iş yaptıkça öğretici oluyor. Onlar çünkü rakibine bakıyorsun, rakibini duyuyorsun, satış sonrası hizmetler, sen de vermelisin derken bunu öğreniyorsun. Yani üçüncü de, beşinci de, onuncu teklifte bunu öğrenen şirketlerimiz oluyor, olmalı da. Ana fikirlerden bir tanesi, ey satışçılar, bunlar bazen işin sahipleri olabiliyor. Hep sen konuşma, dinle. Önce dinle. Müşteriyi konuştur. Nerede takılmış, nerede problem yaşamış? Bir kere iyi satışçılar karşı tarafı, müşteriyi, onun ihtiyaçlarını anlamak için konuştururlar. Satış sonrası hizmetleri çok önemse, hatta bununla ilgili fiyatın içerisine az bir şey de olsa bir bütçe koy. Sonra ben bunu nasıl yapacağım deme. Sürdürülebilir ilişkiler kur dedik. Bunlar önemli. Kesinlikle. Peki hangi pazarlar öne çıkıyor? Bundan sonra örneğin kendi tabii makine sektörü çok geniş. Biraz daha ilgilendiğin alanlara bakarsak. Yani mesela Türkiye'nin Afrika'ya çok büyük bir önem gösterdiğini görüyoruz. Hatta o kadar ki ben bunu biraz gururla da söylemek istiyorum. Ya biz tek başımıza bir ülkeyiz. Neredeyse 50 ülke olan Afrika'yla büyük zirveler yapıyoruz. Hani Amerika Birleşik Devletleri yapıyor, Avrupa Birliği yapıyor Afrika'yla bir zirve, anlıyorum. Ama o da bir kıta zaten veya büyük bir ülke, büyük bir güç. Evet. Ama Türkiye üçüncüsünü geçenlerde yaptı.
Mesela Afrika nereye oturuyor? Afrika potansiyel midir? Yoksa parası yok, hiç oraya zaman koymayalım, maliyet yapmayalım mı? Afrika'da para var. Üstelik ödeme sistemlerinde biraz problem olduğu için, yani finans piyasaları çok gelişmiş olmadığı için biz genellikle peşin çalışmak durumundayız. Yani herkes, Afrika'ya mal veren herkes bir miktar peşin çalışmak durumunda. Bu da iyi bir şey. Yani teslim etmeden ürünü alabiliyorsunuz. Aksi takdirde büyük riske girersiniz zaten. Afrika'da para var mı? Afrika'da para var. Afrika yatırıma muhtaç. Biz zaten şirket olarak, bizim markamız Smart Filling, Sevsay makinenin. Biz diyoruz ki Smart Filling işimiz makine tedarik etmek değil. Öncelikle işimiz gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sürecine destek olmak. Çünkü biz o kalkınmayı sağlayacak yatırım mallarını satıyoruz. Böyle bir şeyimiz de var. Misyonumuz da var. Türk teknolojisiyle gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ihtiyaçlarını buluşturmak bizim misyonumuz. O nedenle sadece biz Afrika'da değil, Güney Amerika'da da mal verdik. Şimdi Afrika halen daha büyüyen bir pazar ve şunu gözlemliyoruz Ufuk Hocam. Sadece Afrika'da değil, Orta Doğu'da örneğin Irak hükümeti giderek özellikle tüketim mallarında, hızlı tüketim mallarında gümrük vergilerini yükseltiyor. Birçok Afrika ülkesi de böyle. Artık Nijerya'dan gelen bakanlar şunu söylemeye başladı bizim tarafa. Sadece bize otomobil göndermeyin. Artık otomobil fabrikası da dönün. Biz montaj yapmak istiyoruz dediler. Çünkü bunların bir kısmı doğal kaynak zengini, doğal kaynaklar tükeniyor. Artık ülkelerine refah taşımak istiyorlar. Yani en azından bir deterjanı adam ülkesinde üretmek istiyor. Yani Türkiye'nin 40 yıl önceki, 40 yıl önceki, hali. 60'larda, 70'lerde biz ne yaptık, ne yapmışsak, ne yapmaya çalışıyorsak onu yapmaya çalışıyorlar. Onun 40-50 yıl öncesindeki halinde de hocam neydi? Bütün sanayi mallarını, ucuz tüketim malları da dahil Avrupa ve Kuzey Amerika yapardı, dünya alırdı. Trenton makes, all world takes. Trenton'da yapılır, bütün dünya alır. Veya işte Hamburg'da yapılır, bütün dünyada alır. Şimdi ne oldu? Tüketimde önce biz İspanya ile Portekiz ile beraber önce tekstilde girdik. Sonra otomotivde girdik. Şimdi makineye de el attık. Makineden de dışlamaya başladık. Şimdi karşı tarafta o zaman biz daha fazla belki tekstille veya düşük katma değerli tekstille veya efendim deterjan sabun satarak belki gitmekte zorlanacağız. Bu alanda sadece markalı ürünlerimizle devam edebileceğiz. Markalaşırsak o da. Ama ne satacağız yeni bir alan? Yatırım malları. Makine, teçhizat, ekipman, kalıp bunlar için. Buralarda ilerlememiz lazım. Ve Afrika bu noktada iyi bir pazar. Güney Amerika dokunmadığımız bakir bir pazar. Biz oraya ucundan girdik. Ama orada çok yapılacak iş var. Orada İki şeye dikkat etmek gerekiyor Güney Amerika'da. İspanyolca meselesi. Mutlaka İspanyolca bilen bir personel önemli. Orada bir teknik servis oluşturabilir. Önemli. Yine dokunmadığımız büyük bir pazar. Bütün sektörlerimiz için. İstisnasız söylüyorum hocam. Amerika Birleşik Devletleri. Dokunmadığımız, giremediğimiz Çin'in, Hindistan'ın, Avrupa'nın ihya olduğu büyük bir pazar. 400 milyonluk kişi başı düşen gelir herhalde artık 70 bin dolar mı oldu bilmiyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde. Büyük bir pazar ve yokuz orada. Çok limitli markamız girdi. İşte mavi cins girdi. Sararı görüyorum AVM'lerde. Sararı gördüm. Bazı ürünlerimiz giriyor ama mesela mobilyada giremedik. Yine makinede giremedik. Çinlilerden çok alıyorlar fiyatları uygun diye. Küçük firmalar özellikle yatırım malları Çinlilerden alıyor. Fakat Çinlilerinde de servis sorunları var vesaire. İki ülke arasındaki ilişkiler gergin. Dolayısıyla yine Amerika Birleşik Devletleri üstüne gitmemiz gereken bir pazar. Ciddi olarak çalışılması gereken bir pazar. Amerika'da da başarılı olmanın şartı mutlaka orada distribütörlük vermek lazım. İyi bir kişi firmaya. Amerikalı karşısında yerel şirket görmek istiyor. Yani siz Kansas'taki bir üretici işte kartınızı iş verdiğiniz zaman o altta mutlaka bir Amerikan adresinin yazması lazım. Bir Amerikan firması
olması lazım. Gerektiğinde size çek kesebilmesi lazım. Bunun için de Amerika'da sizin ya şirketiniz olacak ya bir representative şeyiniz, temsilciniz olacak. Bu şekilde böyle sizin sorunuzu yanıtlamış olayım. Çok güzel. Yani çok iyi bir böyle bir ufuk turu gibi oldu. Afrika'yı biraz konuştuk. Latin Amerika'da dil, kültür farklılığını gözetmek lazım dedik. Amerika her şeye rağmen büyük bir pazar, büyük bir üretici, her şeye ihtiyacı da var. Bunu Çin, Hindistan ağırlıklı karşıladı ama Çin'le yaşanan ticaret savaşları, ama pandemi, ama işte lojistik maliyetlerindeki artış, Türkiye orada kendisine yer bulmalı ama Amerika'da ciddi bir pazar. Afrika'daki parçalanmış küçük küçük birçok pazar gibi değil. Sonuç itibariyle orada varlık göstermen lazım. Adres gösterebilmen lazım. Telefon ettiğinde koşup hemen ziyaret edebilmen ya da neyse sorunu çözmen lazım. Teknik servisiniz olması lazım. Teknik servisi vermek lazım. Evet. Önemli. Yani aslında Türkiye'nin belki de iç pazarını artık bütün şirketlerimiz dedi ki ya Türkiye iç pazarı, eskiden bütün mücadele iç pazar içinde. Bir şey üretirsin iç pazar, gazoz üretirsin, deterjan üretirsin, ne üretirsen üret. Her şey iç pazar için söz konusuydu. Hatta film üretirsin, dizi üretirsin iç pazar için. Şimdi onlar bile 10-15 yıldır tamamen ihracat odaklı düşünülüyor ve kültür ihracatında Türkiye, sinema ihracatında son rakamlar yanlış hatırlamıyorsam Hollywood'dan sonra ikinci sırada. Bu sevindirici, daha bir 10 kat daha büyüyebilir. Sağlık... 30-40 bin kişi çalışıyor hocam zannediyorum. Evet çalışıyor. Önemli. Nitelikli istihdam bu. Herhangi bir düşük istihdam da değil. Nitelikli değil. İstihdam sadece yazılımdan kaynaklanmıyor. Mesela işte sinema ve içerik üretmek, film, dizi, animasyon, simülasyon üretmek çok kıymetli olabiliyor. Tabii bizi de destekliyor o tarz kültür ihracatı. Tabii. Gerek kültür ihracatımız, gerekse inşaat sektörünün yaptığı işler, gerekse bazı büyük turizm, büyük firmalarımızın gösterdiği başarılar bizi yukarı çekiyor. Mesela gidiyorsunuz, müşterinizle konuşuyorsunuz, müşterinize mal pazarlamaya çalışıyorsunuz, Avrupa'dasınız veya Afrika'dasınız, restorana giderken üzerinden geçtiğiniz köprüyü Türk müteahhiti yaptı. Restoranın bahçesinde oturuyorsunuz. Geçen otobüs Türk malı. BMC. Belediye otobüsü. Efendim haberlerde sizin insansız hava uçaklarınız çıkıyor. Yani dolayısıyla tamam diyor. Yani bunları yapan bu paketleme makinesi de yapar herhalde diyor. Böyle bir ikiden gelen birisi. Ama şimdi siz tabii mesela bu son dönemde ister savunma sanayinin entegratör firmaları Aselsan'ın, Tayin'in ve daha özel girişim olarak da Baykar'ın İHA'larda, SİHA'larda, havacılıkta, savunma sanayinde yaptıkları Türkiye'nin marka değerini de yukarı taşıyor. Bu çok doğru. Bu dizilerle de böyle olabiliyor. Ya da işte başarılı şirketler, başarılı bankalar, başarılı bireyler, durumlar. Bireyler, hizmetler. Örneğin bir kere de şöyle bir şey karşılaştık. İşte bizim sizin makineleriniz şu standardı tutturmamızı sağlar mı diye anımsamıyorum şimdi. Sonra toplantı masasındayız. Bunu soran kişinin yanındaki müdahale etti. Ya dedi haberi olmaz mı o standarttan dedi. Adam İzmir'den geliyor. Bu standardı bize veren danışman da İzmir'den gelmişti. Hatırlamıyor musun dedi. Avrupa'da oluyor. Şimdi dolayısıyla yani bunlar tabii halen daha tam olarak Türkiye'ye itimat etmeyen gelmemiş. Üçüncü yani teknolojik kapasitesini imaj anlamında farkında olmayan müşterilerimiz de var ama onların ortak tarafı nedir Ufuk Hocam? Onların ortak tarafı henüz Türkiye'ye hiç gelmemiş olmalı. O nedenle turizm de önemli. Kültür ihracatı, daha önce büyük şirketlerin aldıkları işler, yaptıkları işler, ihaleler onlar sonradan gidenleri yukarı çıkartıyor. Ama tabii şunu da unutmamalıyız. Biz de bizim arkamızdan gelenleri ya iteceğiz ya aşağı çekeceğiz. Onun da farkında olmamız lazım firmaların. Burada böyle tabii yani aman güzel filmler çevrilsin de Türkiye tanınsın da o da bana yansısın. Bu olan bir şey. Ama bu hemen böyle kısa vadede 3 ayda 6 ayda olmuyor. Oysa şirketlerin yapabileceği şey şu olabilir. Örneğin farklı ülkelere farklı makineler ürettin.
Bunu Manisa'da üretiyorsun, bunu İzmir'de üretiyorsun, bunu Balıkesir'de üreten bir firmasın, Düzce'de, Adapazarı'nda. Ya bir 3 gün onları davet etmelisin, bir program yapmalısın. Müşteriler günü yapabilirsin. Hem Türkiye'yi anlatırsın, hem tesise bakarsın, hem onlara dokunmuş olursun. Tabii bu bir pazarlama bütçesiyle alakalı. Tabii. Yine aynı şey, pazarlama önemli bir birim, çok önemli bir birim. Bunu ihmal etmeyelim. Yani buradan tekrar tekrar söyleyelim. Üretim tarafın, tasarım tarafın, iyi kötü işin teknoloji tarafı kötü değil. Sen reverse engineering de başladın, olabilir. Tersine mühendislik yaptın, fuarda bir makine gördün. Canavar gibi de o makineyi 2 fotoğrafla hemen çözüp onu çizime aktarabiliyorsun. Yaptıkça da gelişiyorsun. Tamam. Senin de söylediğin gibi üzerine yeni boyutlar ekliyorsun. Böylelikle de aslında gelişmiş oluyor. Sektör de gelişmiş oluyor. Ama pazarlama, pazarlama, pazarlama burada sınıfta kalıyor çoğu zaman şirketlerimiz. İşte burada yatıyor. İlişki kurmakta, güven oluşturmakta, onları çekmekte, davet etmekte, seni ziyaret etmende, problemini dinlemende buralarda yatıyor. Bu da tabii dil becerileri, biraz bütçe ve açık olmak. Biraz da bakış Ufuk hocam. Bir şey söyleyeyim yani çok açıklıkla konuşacağım. Ortalama bir Türk ihracatçısının yurt dışında işe başladığı zaman eğer bu iş bir aracı bir komisyon arada geliri olan komisyon olan kişi tarafından gelmişse ilk yapmaya çalışacağı şey bazen etik olmayan şekilde onu aradan çıkarmaya çalışmak. Yani emlakçıyı atlayıp ev sahibini doğrudan arama davranışı var ya onun gibi. Bu çok sık yapılan bir hata. O kişinin bir daha ne zaman müşteri getireceğini ise bilemezsiniz. Bu hatayı yapılmazsa mutlaka şey dönüyor size yani bunun dönüşü oluyor. Bu hatayı yaparsanız da olumsuz bunun dönüşü oluyor. Burada biraz hobilerimiz meseleye şey bakıyorlar. Kısa vadeli bakıyorlar. Biz öyle yapmıyoruz. Biz eğer öyle bir şey olursa arada bir genellikle biz direkt temas kuruyoruz ama arada bir yardımcı olan olursa mutlaka o firmaya da o ticaret yapan firmaya da onu mümessil yapmaya onu ilerletmeye şey yapıyoruz çalışıyoruz. Onu devreden çıkarmaya çalışmıyoruz. Çünkü bilgi sağlıyor, istihbarat sağlıyor. En önemli şey müşteriyi bulmada ticari istihbarat. Yani firma profilini çıkardıktan sonra doğru firma profilini bulduktan sonra bizim ürünümüzü en çok ihtiyaç duyan müşteri kim sorusunun yanıtını verip firma profili çıktıktan sonra o firma profiline ulaşmamızı sağlayacak olan kişilere veya mekanizmalara iyi bakmamız lazım. Ama biz burada şey değiliz yani, iyi değiliz. Burada vefakar değiliz. Onu Burada söyleyeyim. biraz kısa kısa günün kârı gibi bakılıyor. Doğru. Hep ilişkiler vur kaç. Hiç benim de desteklemediğim çünkü sürdürülebilir değil. Yani hadi aldın o işi 2 tane makine sattın. Ya sen belki 12 tane 22 tane makine satışını engelliyorsun. Kendini engelliyorsun. Tabii. Yani burada sistemi mekanizmayı bir miktar bu bir dişli olsa yağlamak lazım ki rahat aksın, rahat kaysın. Dişliler rahat dönsün. O açıdan da mesela hakkını vermek motivasyon temel kuralları açısından motive etmelisin, ödüllendirmelisin. Yani bu pazarlama bütçesinin içinde düşünmek lazım. Yani pazarlama birimin yoksa özellikle bunlara dikkat etmen lazım. Bir de dediğiniz pazarlama birimi önemli. Bazı firmaların pazarlama birimi olmayabilir, KOBİ'leri veya çok kişi, tek kişiden ibaret olabilir ama o zaman üst yöneticinin, patronun, hissedarın neyse o zaman zaman olarak pazarlamaya daha fazla vakit ayırması gerekiyor. Eğer o yetenek onda yoksa, onun yeteneği şeydeyse yani mekanik taraftaysa o zaman onu yapabilecek bir kişiyi istihdam etmesi lazım. Şey yapılacak olan bu. Ben mesela senden dolayı bir deneyimini aktarmıştım. Yanılmıyorsam Malta'da yaptığım bir işle ilgili olarak. Oradaki yöneticiler geldi, gitti, sen onları davet ettin, onları gezdirdin. Sadece kendi değil, bir de başka tedarikçileri de götürdün şeffaf bir şekilde. Ve Malta'da uzun süre kaldın. O makinelerin kurulabilmesi, problemlerin çözülebilmesi noktasında reçete sundun. İşte aroma bilmem başka şey, ham madde. Senin asli işin olmamasına rağmen ama hatırlıyorum neredeyse ya gel seninle beraber Malta'da bir şirket kuralım, ortak olalım seninle gibi
yaklaşımlar hemen gelebiliyor. Çünkü tabii. Niyet önemli. Yani doğru ortaklar, insanlar birbirini işte bulur. Oradaki sergilediği performansla kendini ortaya koyar. Tabii iyi niyet, iyi niyet ve gerçekten müşterinin sorunlarına odaklanıp, yani onun sonuçta müşteriniz bunu ne için yapıyor? Kâr elde etmek için yapıyor. O kâr elde etmesinin önündeki engelleri elinizden geldiğince, zamanınız, gücünüz, teknolojiniz yettiğince bu engelleri bertaraf edecek çözümleri vermek lazım müşteriye. Kaçınmamak lazım, uğraşmak lazım. Çok güzel. Çok çok teşekkür ederim. Bence yani sadece makine sektörü gibi konuştuk ama bu konuştuğumuz meselelerin önemli bir kısmı diğer fobilere, ihracat yaparken nelere bakmaları lazım, nelere düşünmeleri lazım. Sakin, dingin, biraz da müşteriye yatırım yapmak. Yani network'ünü güçlendirmek gibi de duruyor. Bunlara eminim faydalı olacak. Çünkü Türkiye önümüzdeki dönemde daha büyük ihracatçı olacak. Bunun sinyallerini veriyor. Başka bir çıkışta önümüzdeki yıl ben 300 milyar dolar olmasını bekliyorum. Çünkü artışta biraz Amerikan dolarındaki enflasyonu da hesaba katarsak Ufuk Hocam. Evet. Yani oradan da bir etki var. Şimdi tedarik zincirindeki sıkışmadan dolayı Türkiye'nin bir atılımı var. Yani şimdi gidin hangi organize sanayi bölgesine gidin veya orta ölçekliğe gidin. Hepsi dolu, hepsi çalışıyorlar. Hepsinin önünde iş var. Ben önümüzdeki yıl 300 milyar doları geçeceğini düşünüyorum. İhracat. Çok önemli. Yine bir 60 milyar dolar koysak işte 300 milyar dolarlar oluyor zaten. Yani o durumda da Türkiye neredeyse enerjiyi zaten dışarı koyarsak dış ticarette karşılama oranı %101,5. Yani enerjiyi saymazsak ihracatımız daha fazla ithalatımıza oranla. Ama bu 1,5'lar yetmez. Enerji de dahil bunu karşılayalım. Bu da tabii rüzgar ve güneş yatırımları Türkiye'de bir hayli denklemi değiştiriyor olumlu anlamda. Öyle günler olabiliyor ki sadece rüzgarın ürettiği elektrik o günkü üretim içerisinde %20'leri zorluyor. Sevindirici şeyler var. Yani rüzgarda çok başarılı olduk değil mi hocam? Çok başarılı yani olduk. 2000'li yılların başında ben hatırlıyorum Çeşme, Alaçatı'da işte daha gençtik, arkadaşlarla tatile gitmiştik. O ilk rüzgar güllerini orada görmüştüm. 90'ların sonuydu galiba. Şeydi, dedim sevindim. Yani hep böyle duyardık. Adamlar işte rüzgardan enerji yapıyorlar. Rüzgar bile boşa harcamıyorlar diye. Hani böyle Avrupa efsaneleri var. Avrupa şöyle, Avrupa böyle falan diye. 90'ların sonunda duyardık. Şimdi duyuyoruz ki Türkiye ciddi miktarda enerjisini rüzgardan karşılıyormuş. Bu iyi bir şey. Evet, yani hem fosil yakıtların tabii çevreci olmadığını zaten biliyoruz. Karbon ayak izi açısından. Ama hem de dışa bağımlılık açısından Türkiye bunu bir an önce kapatmalı. Hele Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de kaynakları da çıkartıp piyasaya akıtabilirsek orada da bir rahatlama olacak ama ihracat, ihracat, ihracat diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün Doktor Haktan Sevsay, benim yakında tanıdığım, yaptığı işleri izlediğim, beğendiğim, güvendiğim bir dostum. Zamanın için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler üstadım davet ettiğiniz için.